Merhaba. Merhaba, buyurun hanımlar. Ay çok naziksiniz, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şöyle alayım sizi. Merhabalar. Hoş geldiniz Gülistan Hanım. Hoş geldiniz Betül Hanım. Hoş geldiniz sabahlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Günaydınlar. Belazer Hanım'ın karşılaşmasını beğendim. Kolonya döktü en azından. Bu benim için çok bir ayrıntıydı. Bu ayrıntıyı iyi yakalamış. Biraz heyecanlı gözüküyordu ama zamanla o heyecanın gidecek eminim. Ne kadar şıksınız. Çok teşekkür ederim. Evet, siz de öyle. Hepiniz de öyle. Evet, ev sahibimiz her zaman olduğu gibi bugün de çok zarif, çok ince. Kız hiç üç çocuk anası der misiniz bu kadına? Yok, demez. Gerçi bir baktığımda bir anne havası var. Evet, dıştan var ama evet, hani bir anne havası var bir değil mi? Bir endam olarak hiç böyle bir üç çocuk anası demem yani. Yok, vücut olarak minyon değil. Minyon olmanın avantajları diyelim. Peki biz ikramlıklarımızı tamam, alalım, sohbetimize devam edelim. Kahvelerinizi getireceğim. Hepiniz sadeydi Lütfü evet, Bey. Kadir Bey. Ben almayayım. Bana sadece su versen yeter. Tamam. Ben Azir Hanım'ın evini çok beğendim. Çok güzeldi. Temiz havası vardı. Oo, kalpler çizmişsiniz. Evet. Biraz onları yumuşatmak istiyorum. İki gündür bayağı gerginler. Yumuşasınlar benim evimde. O makine çalışıyor mu? Şimdi çalıştı galiba. Maşallah. Dakika bir, gol bir. Heyecan heyecan. Bunu kapatayım. Siz hep böyle heyecan olacaksınız, yandık vallahi. Günümü atlattıktan sonra biraz daha rahatlayacağım. Nasıl mutfakta heyecan olursanız çok kötü olur. Umarım olmaz. Benazer Hanım benim göz zevkime hitap ettiği aydınlık, ışık bir evi var. Benazer Hanım'ın kahve sunumunu çok beğendim. Benazer Hanım'dan kesinlikle böyle bir sunum beklemiyordum. Benazer Hanım'ın kahve sunumunu beğenmedim. Bana biraz abartılı geldi. Çünkü hiçbirimiz evimizde kahve sunum tepsisi tutmuyoruz. Mutfağı herhalde çok çok büyük olmalı ki 6 tane kahve sunum tepsisi var. Yanına da çikolata sos sıkmış. Biz onu çikolata sosunu pastaların ve tatlıların yanına sıkarız. Benazer Hanım, menünüzü merak ediyoruz. Bakalım menünüz hem biz hem de Gülistan Hanım'ı tatmin edecek mi? Pırasalı börek, yoğurtlu tavuk salata, yaprak sarma, dereotlu poğaça ve baklava. Ne diyorsunuz? Poğaça neli. Ben sarmalı, bekliyorum. Dereotlu baklava neli. Sakin olmanı istiyorum. Sade dereot peynirsiz. Yani çok da sürpriz olsun. Dün siz de bize fasulyeleri söylemediniz. Böreğiz açma mı yoksa? Onu sürpriz olsun. Niye söyledin? Sonuçta benden çok şey beklenmiyor galiba. Yok, sessizliğimden dolayı. Mutfakta bekliyorum. Senden çok şey bekliyorum. İnşallah. Elinin pratik olduğunu düşünüyorum çocuklarından dolayı. Heyecanıma yenilmezsem inşallah yetiştirirse. Yani biraz sessiz bir hanım olduğun için böyle içine evet, kapanık. Evet, haklılar aslında. Mutfakta da elin ağır olacağını ya da ne bileyim heyecana kapılacağını düşünüyorlar. Menüyü beğendim. Gayet güzel. Baklava, yaprak sarma 2 saat içinde yapılacak zor yemekler. Ama heyecanla biraz yenip düşeceğini düşünüyorum. Hepsini tadınca akşam göreceğiz. Evi merak ediyor musunuz? Evet. 3 tane kız çocuğu var bu evet, evde biliyorsunuz. Evet, küçük. Yaşları çok ve ben küçük. Gördüm o kız çocuklarını. Öyle mi? Baba aldı gidiyordu iki küçük küçük. Ben dedim kesin bunlar beni azir. En büyüğü okulda. Allah bakalım hem bu evin hakkından hem 3 çocuk hem yemek hem ütü hem çamaşır hem bulaşık. Ben dünkü baktığım yerlere bakmayacağım. Daha farklı yerlere bakacağım bugün. Oralara kim bakarsa baksın. Sebep? Sebep ben bir de bulmacayım yani. Çözebilene aşk olsun. Bak kalp kalbe karşıymış. Buyurun o zaman mutfaktan başlayalım gezmeye. Tek bir mercimek tanesi buldum. Mikrodalganın altında. O da yuvarlanıp kaçmış. Toz bile bulamadık. Benazir Hanım evine belli ki çok temizlik yapmış biz geleceğiz diye. Çok özenmiş. Ancak bazı yerlerde hataları, kusurları vardı. Onları da masada hepsini tek tek söyleyeceğim. Yer ve semt önemli değil. Dışarıdan girer girmez bana güzel bir, temiz bir, ferah bir ev geldi. Müzik
Evet, hanımları uğurladık bir güzel. Uğurladık bakalım. Bugün yine Gülistan Hanım dikkat çekmeye devam ediyor özellikle. Öyle ama mi? Bugün sana karşı bir pozitifliği var. Üçünden dolayı bence. Olabilir. Üç puandan dolayı. Zaten puandan dolayı yani. Dün de Betül Hanım'a puandan dolayı öyle davrandığını kendisi zaten söyledi. Bakalım nasıl gidecek bu şekilde bilmiyorum. Evini beğendiler açıkçası. Çok fazla öyle bir şey mi bulmadılar. Bulaşık mühendisliği filtresine falan baktılar, gezdiler. Bulamazlar zaten de. Yani zaten aşikare temiz olduğu aşikar ortada. Ama yemek konusunda sana çok fazla güvenmiyorlar. Çünkü öyle çok mi sessiz görünüyorsun. Hmm. Mutfakta bir anda panikleyebileceğini düşünüyorlar. Eğer orada da güzel kendini ispatlarsan. Onu da gün sonunda göreceğiz artık. Hadi bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Üstümüzü ne değiştirelim. Tamam. Benazir nasıl toz alıyor? Nasıl bez sıkıyor? Yeri nasıl siliyor? Detaylara nasılmış? Ne kadar sıklıkla bu evi temizliyor? E bir de Benazir'i bir tanırız bakalım. Neler yaşamış, neler olmuş. Ondan sonra da enerjik bir şekilde haftanın üçüncü gün mutfağına girip baklava açacağız bugün. Hadi bakalım. Aynen öyle. Buyurun Benazir Hanım. Görüşmek dileğiyle efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.